Almanya'da CDU milletvekili Jens Spahn, gelecek yıl vatandaşlık parasının, bürger geld, yaklaşık %12 ile artırılmasını, yanlış bir sinyal olarak nitelendirdi. Çalışma noktasında isteksiz olan kişilere yönelik daha fazla ceza talep eden Spahn, çalışan, çalışmayandan daha fazlasına sahip olmalı, dedi. Mevcut düzenlemeye göre 4 kişilik bir ailenin ortalama olarak 2311 euro vatandaşlık parası aldığını belirten Spahn, bunun başka bir ifadeyle, ortalama bir gelir sahibi bir aileyle aynı oranda olduğunun altını çizdi. Şipan, eğer şimdi de vatandaşlık parası zam mı, milyonlarca çalışanın maaş artışına kıyasla daha fazla olursa, bu yanlış bir sinyal olur, diye ekledi. Cel Şipan, çalışmak istemeyenlere yönelik ise net cezalar getirilmesini talep ederken, çalışabilir durumda olan vatandaşlık parası alıcılarının, iş veyahut eğitim fırsatlarını tekraren reddetmeleri, negatif anlamda daha fazla maddi sonuçlar getirmelidir. Bu basit prensibe göre sosyal sistemlerimizi daha güçlü bir şekilde yeniden şekillendirmeliyiz diye kaydetti. Almanya'da vatandaşlık parasının gelecek yıl yaklaşık %12 civarında artırılması planlanıyor. SPD'li Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil'in yaptığı açıklamaya göre 1 Ocak itibariyle vatandaşlık parası aylık 61 euro artış ile 563 euro olacak.